Günaydın arkadaşlar ve kanalımızda yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Ben de birazdan Altay'ı kreşe bırakacağım. Ondan önce lunchbox'unu hazırlıyorum. Bakın şöyle bir göstereyim içine neler koyduğumu. Üzüm koydum, elma koydum, meşnete koydum. Bunu da aslında koymuyordum. Geçen okuldan geldi. Anne, Cenk'in boksunda mişnite vardı. Bende niye yok dedi. O yüzden bugün onun boksuna da mişnite kesim koydum. Ve bir de ekmek arası yapacağım şimdi. Bakın onları da böyle kurabiye formlarınla böyle şekillendiriyorum. Çünkü o zaman daha güzel yiyor. Bundan önce bir tek ekmeği sürüp böyle katlayıp koyduğumda ekmeğini hiç yemiyordu. Ama buna başladıktan beri inanın boksu silip süpürüyor. İçinde hiçbir şey kalmıyor. O yüzden ben de bu taktiği devam uyguluyorum. Bakın şöyle 4 tane kestim. Bunları da şimdi arasına labne peyniri ve salam koyacağım. Bunları da bırakıyorum. Hakan'la sonra kahvaltıda tüketiyoruz. Evet ve lunch boksu hazır. Suyunu da tazeledim. Bu da Altay'ın kreş çantası. Spiderman takıntısı var. Belli oluyor değil mi? Zannedersem bu yaş gruptaki erkek çocukların hepsinin aynı takıntısı var. Ya Paw Patrol ya da Spiderman. Sonra önce Altay'ın kombinini seçiyorum ve onu giydiriyorum. Bakın Altay kot pantolonları hiç sevmiyor. Ve hiç giymedi şimdiye kadar. İnanır mısınız? O yüzden hep böyle joga tarzı şeyler alıyorum ona. Pantolonu giydireceğim. Üstüne de bu uzun sweat'i. Biliyorsunuz burada havalar soğudu. Arkasında da böyle dinozorlar var. Umarım sorun çıkarmaz. Her sabah aynı tantana. Onu beğenmedim, şunu beğenmedim. Pantolon sıkıyor, yok kilot sıkıyor, yok kolları sıkıyor. Şimdi Altay'ı giydiriyorum, sonra kendim giyineceğim. Arkadaşlar bugün sıkıntısız, sorunsuz giyindi. Şimdi sıra bende. Evet arkadaşlar, Altay'ı götürdüm. Tekrar eve geldim. Saat şu an 8'i çeyrek geçiyor. Saat 8'de başlıyor Altay kreşe. Ben de eve geldim. Direkt her tarafın camlarını ayırdım. Evi havalandırıyorum. Ve aynı zamanda hemen evi toplayacağım. İşlerini bittim. Aslında yerleri de süpürmem gerekiyor. Ama Hakan uyuduğu için onu sonra yapacağım. Bu arada şimdi saat 9'a çeyrek var. Ben de her gün böyle hafta ortası 6 ay kreşe gittikçe günde 45 dakika limit koyuyorum. Yani 8'e çeyrek geç eve geliyorum. Saat 9'a kadar ev işlerini halletmeme çalışıyorum. Köşeye hiç girişmiyorum. Onu haftada bir kere yapıyorum cuma günleri. Geri kalan günlerde işte böyle üstten temizlik. Ama çok fazla detaya girmiyorum arkadaşlar. Zaten bunu her gün yapınca ev temiz kalıyor. Çünkü 9'dan sonra başka işlere odaklanıyorum. Başka işlerim oluyor. Şimdi 15 dakikam var. Aslında bu 15 dakika içinde yerleri süpürdüm. Ama onun yerine şimdi hemen kilere ineceğim. Çamaşırları halledeceğim. Sonrasında hazırlanmam gerekiyor arkadaşlar. Gece bu yapıştırdığım kirpik beni o kadar rahatsız etti. Kaşındı ki uyurken çıkarmışım. Bakar mısınız? Onu acilen yapıştırmam gerekiyor. Ondan sonra hazırlanacağım. Alışverişe çıkacağım. DM'e gideceğim. Orada Instagram için bir reel çekmek istiyorum. Ondan sonra birkaç kargolarım var. Onları açıp kontrol etmem gerekiyor. Maillerim var. Evrak işlerim var. Onları halletmem gerekiyor mesela. Ondan sonra da zaten Altay'ın saati geliyor.
Arkadaşlar çamaşırları bitirisiye kadar yine saat 9. 9'u 20 geçiyor. Yani 20 dakika gecikmem var. Şimdi kahvemi yaptım. Bakın kahveme bilmiyorum, geçen videoda söylemiştim, aklınızda kaldı. Kolajen tozu kasıyorum arkadaşlar. O kadar tavsiye ederim ki Glow 25 markasından kullanıyorum. Tatsız kolajen tozu ve dediğim gibi kahvenin içine karıştırıyorum. Hiçbir şekilde tadı alamıyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Ve kolajen daima vitamin C ile alınması gerekiyormuş. Bazı kolajen tozlarında vitamin C de dahil. Bunda dahil olmadığı için bir de ekstradan bakın vitamin C hapı alıyorum. Yani kahve artı kolajen tozu artı vitamin C hapı artı protein gofretim. Bu da benim sabah rutinim. Kahve molası yaparken de biraz sosyal medyada geziyorum. Hem maillerime bakıyorum hem de sosyal medyada ne olup bitmiş onları stalkluyorum. Sonra işe devam. Evet arkadaşlar, ben hazırım. Bu da bugünkü kombinim. Dediğim gibi dışarıda birkaç işlerim var. Onları halledeceğim. Sonra tekrar evde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrar eve döndüm. İşlerimi hallettim. Reel'imi çektim. Alışveriş de yaptım. Ve tekrar eve döndüm. Ayrıca ufak tefek alışveriş yaptım. Gıdalar aldım. Altaya böyle yap boz oyunu aldım. Kışa yavaş yavaş hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Malum dışarı çıkılmayacağına göre artık evde bir sürü meşguliyet lazım. Onun dışında bir de altıya bir tane ay almam gerekiyordu. Dünden itibaren krejde uyumaya başladı. Yani öğle uykusunu da orada yapmaya başladı. Ve dün ilk defa kaldı ve aslında iyi geçti sayılır. İlk başlarda birazcık ağlamış. Ondan sonra uyumuş orada. Eve geldiğinde dedi, anne yarın tekrar orada uyuyacağım. Dedim tamam annem, tekrar başarırsan o zaman seni almaya gelirken ne getirelim? Hani istediğim bir şey varsa onu getirelim sana tekrar başarırsan. O da Üay dedi. Çikolata yumurta. O yüzden onu aldım. Bakalım, umarım bugün de başarır arkadaşlar. Daha okuldan aramadılar ama yemin ederim diken üstünde oturuyorum. Saat şimdi 12 çeyrek geçiyor. Saat 12'de çocukları yatırmaya götürüyorlar. Ve umarım böyle kalır ve aramazlar. Uyumaz yani, çok ağlarsa beni arayacağını söyledi hocası. Ama bakalım, inşallah aramazlar ve inşallah iyi geçer. Ve DM'e uğramışken yeni bir blush aldım arkadaşlar. Dudak boyası aşırı hoşuma gidiyor. Ve bugün bu dudak boyasını ruj, yani blush olarak kullandım. Bakın şöyle. Bu arada bu Yves Saint Laurent'un boyası. Vallahi rengini seçemiyorum desem. O kadar ufak yazmışlar ki. Nim. NM. Evet, NM olması lazım. Nasıl bir renkse artık. Ama bu aşırı hoşuma gidiyor. Ve buna benzeyen blush aradım. Ve bir tek bunu buldum arkadaşlar. Catrice markasından. Hemen hemen aynısı değil. Aha, kargo geldi. Aynısı değil ama benzer bir renk. O yüzden direkt aldım. Ve yarın deneyeceğim. Ben yokken Hakan antrenmana gitmiş. O yüzden şimdi kendime hemen ufak bir kahvaltı hazırlıyorum. Sandviç yapıyorum. Labne peyniri, avokado, hindi dilimi. Üzerine domates ekleyeceğim. Ve yumurta. Tadam. Bu da bugünkü kahvaltım. Evet arkadaşlar, üstümü değiştim. Şimdi direkt spora geçiyorum. Altay'ın gelmesine son 30 dakika. O sırada da hemen workout'umu yapayım. Arkadaşlar workout'umu da yaptım. Bu arada Jimondo ile antrenmanımı yapıyorum. Jimondo uygulama. Tek Almanya, İsviçre ve Avusturya'da çalışıyor sanırım. Ama bir bakmanız lazım. Tam da emin değilim.
Cimondo'yu senelerdir kullanıyorum ve aşırı memnunum. 20 ile 30 dakika arası her türlü workoutlar var. İster hula hoop yapın, ister sırt ağrısına karşı, bel ağrısına karşı workoutlar var, zayıflama workoutları var. Veya ne bileyim aklınıza gelebilecek her workout bulunuyor. Ve bu ay benim Cimondo'da kodum var arkadaşlar. İlk ay, şuraya yazıyorum, ilk ay September 24 veya aşağıdaki bilgi kutusuna eklediğim link üzere de girebilirsiniz. Normalde aylık üyeliği 15 euro ama benim link üzere girerseniz üyeliğinizi aylık 3.99'a alabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi senelerdir kullanıyorum zaten. Hamileliğimde de çok Cimondo ile spor yaptım. Hem aşırı lezzetli ve sağlıklı beslenme tarifleri bulunuyor. Yani muhakkak bir göz atın. Ben çok memnunum. Arkadaşlar Altay orada kreşte uyumaya başladığından beri dört gözle Altay'ı bekliyorum ve çok heyecanlı oluyorum bir nedense. Sanki böyle ilk date'e çıkıyormuşum gibi veya ilk defa beğendiğim bir oğlanla buluşacakmışım gibi böyle acayip heyecanlanıyorum. Sizde de öyle oluyor mu? Şimdi gördüm, gelmek üzereler. Hakan Altay'ı almaya gitti. Bakalım günü nasıl geçmiş? Ayakkabısını çıkaralım. Koy. Oh, nasıl geçti aşkım? Güzel. Uyudun mu Lövbe'nin önünde? Ben de gördüm. Gördün mü öylesin? Ya, ben sana puzzle aldım anneciğim. Beraber yapabiliriz istiyorsan. Bu? Bu da puzzle. Bu hangi puzzle? Bu Bambi puzzle, bu da Paw Patrol. Dur bir ben hemen sana bir şey sormak istiyorum. Okul nasıldı bugün anneciğim? Bugün uyurken ağladın mı? Hiç ağlamadın. Ya da biraz mı ağladın? Biraz. Frau Wilhelm dedi ki hatta gut gemacht biraz ağladın. Çok güzel. Niçin? Ben de sana, weil du jetzt hast du allein geschafft wieder check. Ben de sana babayla ü ay gönderdim gördün mü? Yedin mi bile yoksa? Klar. Azıcık bir kez, azıcık bir kez mi dobar? Bugün Sophie geldi mi? Hayır. Yine mi gelmedi? Sen kimle uyudun o zaman? Nomit Kal. Duyar. Nomit Kal'i. Sana da bir şey gelmiş yine. He, doğru onu. Bozdacı sana bir şey getirmiş. He, büyük gelmiş. Bakalım mı? Koş postacının hediyelerini aç hadi koş koş. Postacı ne getirmiş sana? Nasıl utanıyor? Ben bakacağım. Wow, grün. Da ist was Grünes. Altay, kuş. Yeah, aynı Altay'ın istediği gibi. Das ist Altay, sein Lieblingsfarbe, grün. Kuş, bir bakalım. Gel oğlum, gel. Tamam, gel. Neyden utanıyorum, benden utanıyorum. Beğenmedin mi? Utandın. Altay, gel oğlum. Kimden utandın? Gel. Anneciğim, kimden utandın ya? Sen kimden utanıyorsun? Ama annem baba da bas. Çok mu deneyelim mi? Gel deneyelim. Uzat kolunu deneyelim. Annesi bu uzun forma. Futbolcular böyle evet. Giyiyor. Baba da, emmi de böyle giyiyor. Biliyorsun değil mi? Altay, bunu yarın okulda da giyebilirsin istersen. İster misin? Bunu yapalım. Tamam. Hadi yapalım. Arkadaşlar aradan biraz vakit geçti. Biz Altay'la oyun grubuna gittik. Oradan şu an dönüyoruz. Ve direkt sahasına geçiyoruz şimdi. Altay'ın bugün uzun süre sonra tekrar... Evet, maçım var. Evet, antrenmanı var. Maç oynayacak Altay bugün. Ya ben koşacağım. Koşacaksın. Bir de topa vuracaksın değil mi? Ya bak böyle. Puf, aferin. Bir de antrenmana giderken bakın eşofmanını giydi. Uzun süre yaz boyu tatildi. 6 hafta. Geçen hafta da aslında başlayacaktı ama çok yağmur yağdı diye iptal ettiler. Bugün tekrar yeniden başlıyoruz. Özledin mi sen maçı? Altay, du bist dran. Altay, birazcık öne git. Birazcık öne git. Yatacağız. Wow.
Ya. Oh, süper. Arkadaşlar ben biraz erken döndüm. Hakan Altay'la maç sahasında kaldı. Zaten maç sahası direkt karşımızda. Hemen eve geldim, yemeğe başlayayım dedim. Yoksa çok geç olacak. Yavaş yavaş acıkmaya başlıyorum. Bugün menümüzde sebzeli, patatesli tavuk yemeği var. Sebze olarak kabak, biber, havuç ve soğan kullanacağım. Yanına da dediğim gibi patates. Tüm sebzeyi doğradım. Şimdi üzerine yağ dökeceğim ve tavuk baharatıyla baharatlayacağım. Ekstradan karabiber, sarımsak tozu, tuz ve bakın bu çekirdek karışımından ilave edeceğim. Bunu bir denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yemeğe ekstra bir lezzet katıyor. Karıştırdıktan sonra da fırına süreceğim. Evet arkadaşlar, akşam yemeğimiz de hazır. Bu da pişmiş hali. Ortaya bir salata. Pişmiko. Sos olarak da creme fraiche karışımı hazırladım. Yemeğimizi yedik ve Altay'ın uyku saati geldi. Hakan onu yatırmaya gitti. Ben de mutfağı toparladım. Üstüne oturdum, dizimi açtım ve bugün aldığım mandalinleri bir deneyeyim dedim arkadaşlar. Çok güzel çıktı gerçekten. Gerçi Aldi'nin ve Lidl'in meyvesi ve sebzesi zaten hep çok çok güzel çıkıyor. Yani şimdiden almanıza tavsiye ederim. Şimdi ben de makyajımı sileceğim. Hakan da dönünce dizi izlemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar yeni bir güne günaydın. Tipime bakar mısınız? Ben dün koltukta kıyafetlerimle birlikte uyuyakalmışım. Hakan da bana uyku sersemi pijama giydirmiş. Ama nasıl? Dünkü giydiğim bluzu çıkarmamışım. Yani Hakan da çıkarmamış. Direkt üstüme üşümeyeyim diye bu pijamayı giydirmiş. Böyle uyandım. Az önce Hakan'la Altay'da kreşe gittiler. Bugün Hakan boş. O yüzden o götürmek istedi. Ben de yine dünkü gibi direkt ev işlerine girişeceğim. Bu arada bugün işçiler geldi. Parmaklıklar takılacak. Artık bir dahaki videoda yeni parmaklıklarımı gösteririm. Şimdilik videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım bugünkü videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bizi bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda muhakkak görüşmek üzere. Hoşçakalın.